Evet, 17 Ekim 2018 ve Manisa Sarıhanlı Çaltepe köyündeyiz. Rekor Gelişim Toprak Düzenleyici'nin kullanıldığı bir zeytin bahçesindeyiz. Ve Sayın Eyüp Kocabaş Beyefendi'nin bahçesi, bendeniz Savaş Çelebi, programımıza başlıyoruz. Efendim, rekor geliyor. Burası sulanmayan bölge. Evet, evet. Tabii su çıkartmak için elinden geleni yapıyor. Aynen. 3 kuyu, 5 kuyu ama su çıkmıyor, yok. Evet. İnşallah suyu bulacağız. Bulacağız inşallah. Çünkü ben size şunu söyleyeyim. Her ne kadar şu an bahçemizde rekor gelişim kullandık ve verim arttı, 2 katına arttı, daha evet. Ağaçlar güzelleşti ama yine de bugün su yıllarımız artık istediğimiz gibi gitmiyor. Evet. Ve kesinlikle sulama şansınız varsa belki bir kere, belki iki kere nizami şekilde, yani düzgün bir şekilde sulamanızı tavsiye ederim. Öncelikle bütün sevgili Manisa'lı hemşehrilerimize bunları belirtiyorum haliyle. Ama yoksa da tabii ki haliyle çeşitli önlemlere bakacağız. Ne yapacağız? Aynen. İyi bulacağız, doğru bulacağız, tabii. Toprağı güzel ıslah edeceğiz, iyi yuvarlayacağız. Ancak suyun yokluğunu haliyle o şekilde gidereceğiz haliyle. Efendim, bu ağacımızın cinsi nedir? Ne değişti burada? Uslu abi, eğri burun da denilebiliyor. Hı-hı. Ben verim azdı. Çok ağaç çekelim bir. Evet. Rekor gelişim attık. Fark etti. Sağlığı nasıl oldu peki? Sağlığı güzel. Zaten ağacın renginden şeyinden belli oldu. Renginden belli. Birazdan atılmayanları gördüğümüzde zaten canlı belli. Sanki yanık gibi her şey. Aynen. Tabii. Yani bugün baktığım aynı aynen. Toprak, aynı bölge. Evet, onlar da bakıyorlar haliyle. Evet. Evet peki efendim şu anki bu tanelerin durumu nedir? Yani hani ağaç başı ne çıkıyordu eskiden? En fazla kaç kilo kaldırdınız? Eskiden 70, 60, 70 veya 80 o civarda. Ağaç başı maksimum bu. Aynen. Şu an ikiye katladı abi. Ne çıktı mesela? 150-160. İkiyi geçmiş oluyor ama. İki bıçağa gelmiş oluyor. Aynen. Ama sürgün durumu nasıl? Sürgün durumu zaten belli abi. Çok evet. Yani bariz ortada. Zaten ağaçlarımızın da gövdeleri patlak çatlak bir şey eskiden. Evet. Gelelim şöyle. Bakın şuradan girebilirsek altta bir girelim. Gelin böyle efendim, gelin. Şurayı bir çekelim bakın. Şu gördüğünüz nedir efendim şu anda? Kabuk çatlamış. Yani bugün eskiden bozuk olan, bakteriyel yanıklık olan ağaçların kabukları atılıyor. Bu yerine alttan yeni kabuklar çıkıyor. Yani bu kendini tazeliyor yani. Gövde büyüyor. Evet. Harcırları yeniliyor ve gövde yeniliyor. Bugün gördüğümüz gibi ağacın diğer atılmayanlarda göreceğiz ki kanser, ur bir sürü varmış ve bakın gelin böyle şurada çekelim bakın. Bunlar hep kurumuş görüyorsunuz. Evet. Nedir bunlar efendim? Dal kanseri. Dal, ur gibi şeyler. Evet. Ne yapmış? Kurumuş yani. Evet. Atılmayanlarda ise daha halen yaşıyor canlı yaşıyor, halde. Aynen. Onu göreceğiz. Ve herhalde. Artıyor onlar, çoğalıyor. Artıyor, çoğalıyor. Aynen. Aynen, doğru söylüyorsunuz. Yani tabii daha birinci yıl dedik ya budamasını iyi yapacağız. Evet. Yine ilaçlarımızı kullanalım. Ondan sonra gübrelerimizi kullanalım. Ondan sonra dolayısıyla daha da gençleştirme konusunda her ne kadar su olmasa da kök derinleyecek. Bu sene ağaç düzeldi. Yılın yağışlarıyla beraber daha da güzel aşağı inecek hali. Bir de ben sizlere burada patlatma da öneriyorum arkadaşlar. Evet. Yani bugün aralardan ara bölgelerden muhakkak patlatmalar çekin. Yani bu tarla, eğimli tarla, bu tarlaya düşen yağmur burada kalsın. Evet. O yüzden kesinlikle patlatma öneriyorum. Faydasını görürsünüz yani. İhmal etmeyin ama tek başına yetmez. Buyurun gelin. Şöyle ağaçlarımı çekelim. Bahçeyi çekelim şöyle. Şu görüyorsunuz ağaçları. Buranın mevkisi neresi? Sarıçam. Sarıçam mevkisi. Hayır, bölge olarak yani. Sarıçam. Ha, Sarıçam diyorsun. Ha. Evet, gelelim. Şey, Hasankaya. Hasankaya, evet. Köyümüz Sarıçam. Evet. Köyümüz Sarıçam. Sarıhanlımızın güzel köylerinden. Artık son dağa yanaşmış vaziyette. Evet. Evet, nedir zeytinimizin durumu? Ağacımızın durumu. Yani görüntüsü. Görüntüsü aynen abi. Memnun etti mi sizi rekor gelişim? Evet. Net şekilde. Evet. Mutlusunuz yani. Aynen. Buyurun gelin. Ağacımızın hali bu. Yine bakalım, buyurun gelin. Aynı şekilde ağacımızın, şunu güzel çekelim. Nedir efendim bunlar? Dal kanseri abi işte, mantar dal kanseri. Ur bunlar. Kurumuş mu bunlar? Kurumuş. Yakın çekelim, bakın siyahlaşmış iyice. Ve artık bunlar gördüğünüz gibi dökülüyor bakın. Görüyor musunuz? Artık yaşamıyor yani tekrar. Evet. Peki bu ne efendim, gördünüz mü yine? Gövde büyüyor. Gövde büyüyor, genişliyor. Genişlediği için eski arızalarını atıyor şu an zaten. Alttan bakın yeni yeni ne yapıyor? Güzel güzel çıkartıyor, görüyor musunuz? Evet. Ağacımız gençleşiyor haline. Aynen. Gençleşen ağaç daha su ister. Tabii. Gençleşen ağaç daha iri meyve yapar. Daha iyi verim olur. Daha kaliteli olur. Evet. Peki zeytin kalitesini konuştuk. Şu zeytini bir sıkalım bakalım. Şimdi birazdan ha. Yani bugün tamam ağaç güzel de, verim güzel de. Peki kalite nasıl?
Ne fark ettik şu anda orada? Abi yağ oranı yüksek. Etli. Su yok yani. Su yok. Peki atılmayanlar nasıl? Atılmayan işte temin gördüğünüz suyu gibi. Suyu foş diye akıyor. Aynen, patlamış. Yani sulu. Aynen. Yani bir fire, bir kuyu atsan, evet. Bir salamura bir şey yapsan su çıkacak yani. Tabii. İçi boşalacak. Yağ gibi. Düşer. Yağ oranı düşer. Ama burada tabii. Daha etli ve daha aynen. Yağlı. Yani bir bakın daha buradan 3 kiloda 1 litre yağ çıkıyorsa oradan 5 kiloda. Bir daha bakalım. Uslu cinsimiz malum. Genelde yağ olarak mı kullanıyoruz, sofralık olarak mı? İki türlü abi. Hem yağ hem sofralık. Yani duruma göre hangisi iyi giderse. Nasıl durum? Güzel abi. Sıkış öyle. Gördüğünüz gibi daha yağlı. Evet. Yani bir şeftali sıkar gibi ya da bir tabii. Limon sıkar gibi su aynen, çıkmıyor yani. Aynen. Buyurun gelelim. Buyurun gelelim. Elle kulaşıyor. Evet. Şöyle ağaçlarımızı çekiyoruz bakın şöyle bakın. Hep saniye bakın görüyorsunuz ışıl ışıl. Şu durgun duralım yavaşça çekelim. Zoomlayalım şöyle yavaşça. Bir çekelim ağaçlarımızı. Telefonu kısalım. Şöyle bakıyoruz. Ağaçlarımız sanki sulanmış gibi güzel canlı. Görüyorsunuz. Öyle gelelim böyle. Evet. Şu ağacın hali nasıl efendim? Bu da çok güzel abi. Hoşuma peki görenler ne diyor? Bu bölgede sulanmayan... Nasıl baktım diyorlar. Nasıl baktı mı diyorlar? Evet. Peki ne diyorsunuz? Rekor gelişim attım diyorlar. Evet. Evet. Peki ne diyorlar o zaman? Deneyeceğiz diyorlar. Deneyeceğiz diyorlar. Denenmişin denenmiş olur mu peki? Al sana. Şöyle bir zeytin evet. Var mı? Buyurun gelin. Zaman gel. Ortada abi. Şimdi bakın burada Akhisarlı hemşehrilerimizden demesinler. Ya Savaş Bey kardeşimiz. Hani ya işte bunlar da zeytin ağacı mı? Vallahi bölgeye göre değişir her şey. Burası sonuçta toprak yapısı biraz aynen, daha farklı. Aynen, et oranı toprağın eksik. Evet. Altı hemencik kaya. Evet. Dolayısıyla bugün biraz daha şartları farklı. O yüzden nedir bu zeytinlerin numarası şu anda? Numarası 3 numara 4 numara şu an. Evet 3 numara 4 numara. Peki tutum fazla mı sizce? Fazla. Bence bu kadar olmaması lazım. Aynen. Peki geçen sene budamadınız o zaman. Fazla budamadık bunları. Geçen sene aşağıda işte, küçük ağaçları budadık. Siz tabii dal budak eksikti. Evet. Korktunuz. Aynen. Ha bundan yani, sonra korkmayın. Bir sene öncekine rağmen nasıl olur diye biz yaptık. Hem bekledik i̇şte. Yani görelim diye. Çiftçilerimizin en büyük yaptığı hata. Yani ya işte tutsun da nasıl tutarsa tutsun. Nasıl besler. Öyle bir şey yok. Evet. Her fazla tutum ağacı yıpratıyor, bozuyor. Evet. O yüzden ben şimdi size üstünüze şöyle bir 200 kilo yük koysam ne olur? Aynen. Çöker. Allah korusun. Belfiti olursunuz. Tabii. Bir yeriniz patlar. Bir yeriniz kırılır. Yani bu da aynı yani değişen bir şey yok ki. Tabii. Yani budamayı ona göre dengeli yapacağız yani. Yoksa ağaca zarar vermeyeceğiz. Ağaca zarar vermek istiyorsak, ağacı öldürmek istiyorsak gereğinden fazla aynen. Yükleyeceğiz. Aynen. Bu kadar. Ağaç zaten kendi kendine imha eder yani. Gelelim buyurun. Yani güçlü ağacı yükleyebilirsiniz ama bugün güçsüz ağacı yüklemeye gerek yok. Hani ağaç güçlüyse, gençse yükleyebilirsiniz yani. Evet. Gördüğümüz gibi çalışmalar devam ediyor. Toplamaya da bir geçelim şöyle buyurun gelin. Bakın böyle çok güzel topluyor arkadaşlarımız. Ondan sonra kolay gelsin. Hoş bulduk. Şimdi gövde renklerinden bahsettik. Şuraya bir örnek verelim mesela. Şu ağaca bakalım. Şu ağaca bakalım. Yine bakın çok güzel bir örnek. Efendim burada ne görüyoruz şu anda? Burada aynı dal şey gövde gelişiyor. Şunlar gördüğünüz gibi gidiyor. Evet. Atıyor. Ne yapıyor? Şu sadece gördüğümüz... Beyazlaşma noktasına, ağacın gerçek zeytin ağacı rengine doğru evet. Evriliyor yani. Bu bir süreç. Bir yıl sürer, iki yıl sürer, evet. Üç yıl sürer. Bu arada siz aradan dal çıkartırsınız. Biz şunu çekelim lütfen. Gel, buyurun gelin. Şurada gördüğünüz nedir efendim şu anda? Şu gördüğünüz şey nedir? Çatlaklar abi. Yani gövde büyüyor. Evet. Yani bugün hızlı büyüdüğü için şu gördüğünüz çatlaklar yakında bunları da attıracak yani. Yani gövde çünkü hızlı büyüyor. Evet. Gördüğünüz gibi uğurlar devam ediyor gene. Eskiden kalan uğurlar bunlar. Evet, hep evet. Bakın kurumuş. Artık herhangi bir tabii herhangi bir şey kalmamış. Ve dolayısıyla bugün hiç kimse bir ağacı bir yılda dönümü beklemesin. Ağaç asgari bize göre 5 yılda gençleşir. Evet. Bu meyanda da her yıl tatlı tatlı budarsınız. Tatlı tatlı budarsınız ve dönüşe dönüşe bütün dalları gençleştiririz evet. Hala. Tamam. Buyurun gelin. Şöyle. Kovaları sekiyoruz bakın. Şöyle bu gördüğümüz gibi. Aynı zamanda da kullanıyorsunuz. Aynen. Evet. Var mı zeytin içinde? Var. Şu sigara markasını alalım içinden. Şöyle bir telefon da alalım. Bakın zeytinimiz bu şekilde. Gördüğümüz gibi yine. Bu kaç kilo şey alıyor zeytin alıyor? 10 kilo şey. 10 kilo alıyor. 9 veya 10 kilo. Evet. Buyurun gelin. Şimdi şuradan birkaç zeytin alır mısınız? Birazdan sıkma işini orada da yapacağız. Başka bahçede. Evet. Gelelim burada. Burası atılmayan bölge. Evet.
Ha şimdi ben az önce ne demiştim arkadaş? Dedim ki su tarlada kalsın. Peki şu akan ne sizce şu anda? Su işte. Ne yapmış su? Şuraya güzel çekelim bakın. Şu bölgeden bakın su çok güzel akmış yani. Yani su sonuçta tarlada durmuyor. Başka tarlaya gidiyor. Aynen. Demek ki bu bizim engelleyeceğimiz bir konu aslında. Evet. Yani hem susuz su tarla hem susuz. Hem de tarlanın içinden su akıp gidiyor. Yani suyu tutamıyoruz. Dolayısıyla bunu tutmak zor değil. Tamam yine belki kurtarmayabilir ama yine istediğimiz gibi olmaz ama en azından kendi suyu tarlasında kalsın. Evet. Bunu da patlatarak dediğim gibi engelleyebilirsiniz. Buyurun gelin. Evet. Bu ağaçlarımıza gelelim şimdi. Atırmayan. Evet. Peki bu bahçe sahibi bahçeye bakıyor mu? Senede bir defa dibini sürüyor, ara yapmaya çalışıyor. Yapıyor. Ne yapsın? Geliri olmayınca, verim düşük olunca. Evet. Masraf kurtarmıyor haline. Gelelim bakın. Ağaçların durumu ne görüyorsunuz burada? Yanık mı? Yanık. Kanser seviyesini görüyor musunuz? Gelin böyle. Bakalım. Şu an şu kanserler yaşayan kanserlermiş o sizce? Bakın. Halen yaş abi. Yaş. Kırarsan da içi yaş. Bakalım kıralım. Zaten kırılmıyor öyle. Çok aşırı sağlam. Görüyor musunuz? Şunu güzel çekelim bakın. Yaşıyor yani. Şu an bunu koparttım ben. Şu an bu yaşıyor. Yaşıyor ve kopmuyor zaten. Gördüğünüz gibi zaten kopartamıyorsunuz. Yaşıyor sağlam. İşte ağaçlar sizinki de böyle hemen hemen. Ya bugün ağaçlarımızın hali bu. Taneler küçük. Şu şeye bakalım. Kaliteye bakalım. Buyurun gelin bir. Bakın zaten bahçe şu an yazık günah. Şu kaç yaşında ağaç şu? Bayağı vardır ama 40-50 yaşında vardır. Şu an ölüme terk edilmiş durumda. Müdahale edilmesi gerekiyor. Evet. Peki biz şu zeytini şuradan alalım. Sen aldıkları bana ver abi. Şunlar. Şuradan bir olgunlarından zeytin alın siz. Atılmayan daha olgun ağaçları zeytinlerden vuralım. Ha. Şöyle bir kamera bir tutalım. Patlatın bakalım bir ezin bakalım. Ne fark görüyoruz yani? Ne fark ettik şu anda? Çok sulu abi. Çok sulu. Ya ele bile yağ fazla bulaşmıyor. Bulaşmıyor. Evet. Bunu ölçtürün. Bir daha onu da yapalım lütfen. Oo. Bak. Su abi işte su. Yani sağ olsun. Şöyle diyeyim buyurun. Bir de şu bunlar atılanlar. Bu da bizimki abi aslında. Bakın bakalım. Ne görüyoruz efendim? Yağ işte abi. Su fışkırmıyor. Et aynen, var. Et. Buyur, buyur, bir de buna bakalım. Gördüğünüz gibi. İşte bugünlerde ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Özellikle son zamanlarda üreticilerimize diyorlar ki zeytinleriniz artık ömürleri düşük. Çabuk bozuluyor. Evet. Tabii çabuk bozulması da aslında Manisa yöremizin raf ömrünü kısalttığı anda elinizdeki gücü düşürür. Evet. Çünkü daha uzun saklamak varken, fiyat dalgalamalarına karşı kendinizi korumak varken ömrü bir domates gibi olursa aynen, bir gün eğer düşerse ne olur o zaman? Bu gücü yitirirsiniz arkadaşlar. Evet. O yüzden de muhakkak suretle biraz daha güçlü yapmak zorundayız ki raf ömrü uzasın. Fire oranı ne yapsın? Evet. Düşsün. Çünkü yazık günah yani fire artıyor. Boşu boşuna suluyorsunuz. Evet. O suyu bu geri tekrar çekiyor. Aynen. Ne oldu? Zarar gördü. Onun için net şekilde bu fayda gördük haliyle. Evet. Tavsiye ediyor musunuz? Ediyorum. Başka tarlanız var mı? Yok burası sadece. Sadece burası. Allah daha çok versin inşallah. Amin, amin. Ama herhalde bundan sonra baktınız ya yeni tabii, yeni. Devam edeceğiz tabii. Mesela burayı bana göre alın mesela verirlerse. Evet. Örnek vereyim. Orayı da düzeltirsiniz. Düzgün evet. Düzgün yaparsınız yani. Aynen. Tabii şimdi biz bunu çektik ya. Yarın buranın değeri 5000 lira artar ya. Yani. Hep böyle oluyor. Yani nerede bir çalışma yaparsak hemen ertesi gün orası anında değerleniyor haliyle. Böyle bir gerçek var arkadaşlar. Benim soracaklarım bunlar efendim. Sizin varsa söyleyecekleriniz. Yok ben teşekkür ederim abi. Geldiğiniz bütün Sarıhanlı halkına, bütün Manisalı zeytinlerimize herkese selamlarımı iletiyorum. Kolay gelsin herkese. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Sağ olun.